Evet Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, bugün sizlere Büyükçekmece İstanbul'dan sesleniyoruz. Elif Moda Evi'ne konuk olduk ve mekanın kurucu ortaklarından Sayın Ayşegül Birinci ve Emine Korkmaz Nesil ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada hani bir bayan olarak bulunmayı istemeyecek bir kişiyi bile düşünemiyorum. Gerçekten çok özenle hazırlanmış ürün yelpazeleri var burada. İnşallah bu keyifli moda evi uzun yıllar, hatta diyelim ki İnşallah. Nesiller boyu İnşallah. Bizlerle olur. Çünkü en güzel anlarımızda hep bizlerlesiniz. Bu işin hem keyfi hem de zorluğu var tabii ki, biliyorum. Yıllara varan keyifli bir geçmiş var. Yılların tecrübesinin burada bizlerle buluşması var Büyükçekmece'de. Çok uzun yıllar evvel bu işin temelleri atıldı ve sonra ikinci şube olarak burada buluştuk. Evet. Bu hikayeyi sizden dinlemek istiyorum. Elif Moda Evi kaç yılında doğdu diyorum? 13 yıl oldu. Nice 13 yıl olsun. İnşallah hep birlikte. 13 yıldır bu işi yapıyoruz hani. Daha önceden de tabii ki hani bunun bir evveli var. İşte dikimidir, işte hani bir modelistliğidir, bir moda evine daha önce işte gidip çalışmıştık bu şekilde. Yani sonra yılların çalışma hayatı, tecrübesi aynen. kendi aynen. mekanımızı açarak aynen. konuklarla aynen. buluştu aynen. demek. Evet, evet. En doğru evet, cümle olacak evet. galiba. Öncelikle Büyükçekmece ilk şubemiz, sonrasında burada yine ikinci şubemizle birlikte evet. bizlerlesiniz. Burada gelinlik anlamında, nişanlık anlamında ve bindallı anlamında evet, evet. çalışmalar buluşuyor sevgili evet. konuklarla. Burada nelere dikkat ediyoruz bütün bu çalışmaları sevgili adaylarla buluştururken? Biz şimdi zaten müşterimiz hani ilk geldiği an, biz zaten ona ilk baktığımızda kalite, müşteri işte zaten biz onu görür görmez buna ne, hangi model gider, işte kiloluysa daha farklı modeller, zayıfsa daha farklı modeller. O esmerin ayrı, hani, sarışını aynen, ayrı değil ben mi? Hani onu gördüğüm an direkt kafamda hangi model buna gider, hani onu kafama yerleştiriyorum. Zaten ondan sonra ne istiyorsunuz işte, çünkü o belli bir model doluyor aklında. Sonra ona göre işte giydiriyoruz, bakıyoruz tabii hemen ondan sonra kendi fikrimizi. İşte size bu gider, şu gider. O şekilde ürünümüzü gösterip satıyoruz. Yani burada gerçekten o çok önemli. Ben burada her işin erbabının yapması gerektiğine inanırım. Aynen. Sizler artık bu işin piri olmuş durumdasınız. Dediğiniz gibi kapıdan içeri girdiği anda aynen. model bile vücuduna giydirmiş bile olabiliyorsun aynen. gözlerinle. Aynen. Burada onun için sizlere güvenip ona göre yönlendirmeniz doğrultusunda gelinlik, nişanlık ya da bindalıyı almak lazım ki hani sonrasında bizler de mutlu olalım. Yani. Burada birçok modeli bizler için aylar evvelden dikiyorsunuz. Evet. Gelen konuklar çok şanslı bu anlamda. Ve çünkü bunları giyerek, deneyerek üzerlerinde evet. de görme şansı yakalatıyor evet. bu çalışma bize. Evet. Bunun dışında gene üzerinde oynamalar yapma hakkımız da var. Evet. Bir gerek sizlerin anlamında, gerekse çalışan ekibimiz anlamında, terzimiz de aynı konsepte bizlerle üst katımızda buluşuyor. Yani buradaki modelin üzerindeki işlemeye kadar değiştirme şansımız var. Taşlarımızı ister böyle ister renkli talep edebiliyoruz. Aynen, aynen. Kendi, değil mi? Derse, evet. Ve yine de bunu süsleyen diğer gerek taç anlamında, gerek duvak anlamında, gerek çiçek süslemeleri anlamında da evet. tüm saç süslemeleri de bizlere sizler tarafından sunuluyor. Evet. Peki efendim bu hizmeti kaçta kaç arasında alıyoruz sizlerden? Biz şimdi normalde sabah açış saatimiz 9-9.30. Tabii bu yazın biraz daha değişebiliyor. Akşam da 8-8.30 gibi kapanış saatimiz. Değil mi? Cumartesi pazar açız. Yani dinlenme yok, durmak dinlenme yok. Yok, durmak yok. Tamamen full çalışıyoruz. Bu işin gerçekten büyük evet. bir zorluğu ona bu. Ona kadar olduğumuz bile oluyor evet. yani. Müşteri veli nimet diyoruz. Müşteri evet, memnuniyeti ön planda diyoruz. Çünkü gerçekten çok özel günlerimizde evet, bizlerlesiniz. Güzel. Hani bunun tekrarı yok. Evet. İstiyorsunuz ki gelin adayımız en mutlu aynen. gününde hiçbir problemle karşılaşmadan buradan mutlu gülümsemelerle ayrılsın. Peki efendim bunun için sizlere ne kadar gün evvelinden gelmemiz gerekiyor ki hiçbir sorun yaşamadan mutlulukla günümüzü tamamlayalım? Evet, biz şimdi normalde mesela şimdi müşteri geliyor, eğer özel dikim tarzı bir şey düşünüyorsa, özellikle çünkü sezonda çok yoğun olduğumuz için bunu bir 2-2,5 ay önceden müşterimizden hani diyoruz, seçersen daha rahat edersin, daha kesinlikle hani sıkıntısız olur, çünkü prova olaylarımız oluyor, 3 veya 4 prova olaylarımız oluyor. Değil mi? Son dakikaya kalması oluyor. Çok tabii sakıncalı ki.
Yani bunda işte duvak provamız oluyor. İşte nedir, çiçek provamız oluyor. Yani tam detaylı hani girersek bir 2-2,5 ay gibi en zaman, doğru zaman dilimi doğru diyoruz. Doğru zaman. Hani çok da önceden de bakmayı şu yönde tavsiye etmiyoruz. Çünkü biliyorsunuz hani her gelinlikçiye gittiği zaman herkesin söylentisi çok farklı oluyor. Mesela şimdi geliyor bize müşteri ama abla şu şöyle demişti, bu böyle demişti. Daha çok kafa karışıklığı oluyor müşteride. Yani o yüzden böyle hani ben gelinlerimize şunu da söylemek istiyorum buradan. Genelde bir yere gittikleri zaman yanında böyle bir 10 hani veya 8-9 kişiyle değil de zevkine güvendiği bir kişiyle gidip gelinliği almasını tavsiye ederim. Çünkü buraya geldikleri zaman herkes kendi zevkine göre, hani kendi zevkine göre giysin istiyor. Mesela özellikle nişanlık renklerinde işte ben maviyi severim, mavi al. Veya işte pembeyi severim, pembe al. Ama bizim ona önerimiz tamamen kendi isteği doğrultusunda ve zevkine güvendiği bir kişiyle gelmesi. Kesinlikle. Yani ben çok daha rahat karar verecektir ve çok daha doğru bir karar verecektir. Ve hatta diyeceğim ki bağışlayın lütfen, işi uzmanına bırakmak bence en doğru karar olacak. Kesinlikle. Çünkü sizler evet, gerçekten günde onlarca kişiyle muhatapsınız. O kadar çok kişi görüyorsunuz ki en doğru kararı model anlamında, evet, hani renk tamam olabilir ama model, evet, anlamında, evet, sizler tarafından alırız diye düşünüyorum. Evet. Burada verilen hizmetler gerçekten sınırsız. İstiyorsunuz ki gelen konuklar buradan tüm ihtiyaçlarını A'dan Z'ye karşılayarak, evet, gitsin. Bu anlamla bir tesettür başı da bizlerle aynen buluşmuş öyle durumda. Aynen. Gelen konuklar eğer tesettür başı isterlerse gerçekten sınırsız modeller, evet, bizlerle kesinlikle buluşuyor. Gene aynı mekanımızda kendilerini yormadan verilen, evet, hizmetler arasında aynen, bu var. Evet. Peki efendim, bizler sizleri tercih ederken nelere dikkat etmeliyiz ki sonrasında başımız ağrımasın diyelim? Şimdi tabii ki nelere dikkat etmeniz gerekir derken, şimdi bir ürünü alırken önce zaten kalitesine bir bakacaksınız. Kalitesine baktınız. Hani bunu işte giydiniz. Giydiğiniz zaman hani bedeninize nasıl duruyor? Zaten benim onu hani o an söylememe bile gerek kalmıyor. Çünkü siz onu baktığınız zaman zaten anlıyorsunuz. Bu şekilde hani biraz daha dikkat ederek işte bedenine, taşına, kumaşına. Ondan bir de sizler gibi hani kurumsal, yani daha uzun yıllara yayılmış firmaları tercih etmek zannediyorum bizi bu çalışmaya ya, bir adım daha önde başlatıyor. Evet. Şu an zaten şimdi farkındaysanız gelinlik sektöründe şu an çok hani böyle bir yayılma var. Hı-hı. Ama nasıl var? İşte kuaförler koyuyor. Kuaförler şimdi biliyorsunuz geliyor, ikinci elleri alıyorlar. Daha işte ucuzları alıyorlar. Gidip koyuyorlar. Değil mi? Al-sat tabii yapıyorlar ki genelde. Aynen. Küçük yerlere gidiyorsun. Çok küçük yerlerde hani işte bunlar yine aynı mesela. Ucuz işte ikinci el. Bunları alıp koyuyorlar. Fiyat da tabii ki düşüyor. Şimdi bunda şimdi bir kalite yok. Müşteri geliyor. Tabii ki bu herkes için geçerli değil. Çok kaliteden anlayıp gelip çok güzel hani bu her şeyle çok kaliteli ben bunu alırım diyen de var. Ama gelip de ben orada gittim gördüm işte 500 şu fiyattı. Ama işte hani o onun farkında değil. Tabii ki öyle bir müşteri kesinlikle de var. Burada çünkü çok çok önemli. Biz nice haberler, hı-hı, duymuşuzdur ki daha yani salon kapısından girerken fermuarı patlar, kopçası kopar, çok, evet, duvağa düşer gibi gibi birçok problemler de beraberinde gelir. Buradan o zaman adaylara diyelim ki lütfen bu özel günümüzü daha da özel kılmak istiyorsak seçeceğimiz firmaları daha köklü, aynen, uzun yıllarını, aynen, vermiş, daha bir tanınmış firmaları tercih etmeliyiz kesinlikle ki sonrasında başımız ağrımasın. Burada ikinci nesil gelmiş sevgili yavrularımız var. İnşallah onlar da devam ettirirler bu çalışmayı. Ama ben hedeflerin büyük olduğunu düşünüyorum. Aynen. Hedefler neler diyelim o zaman? Hedefimiz tabii ki şimdi daha da hani ilerletmek. Daha işte daha farklı kaliteli şeyler. İşte modada ne var mesela hani her sene zaten trendi değil mi? Yeni trend takip ne? Takip ediyoruz. Mesela işte birkaç senedir dantel çok gidiyor. Hemen biz onu ya soralım. Lafınızı bölüyorum. Burada bu konu açılmışken malum Nisan dedi mi kıpır kıpır başlar, aynen, bu gelinlik nişanlıkla ve hemen bir sevgili izleyicilerimize de duyuralım. Bizi yani Mayıslar, Haziranlardaki düğün nişan dönemlerinde renkler anlamında neler bekliyor? Renkler bu sene somonlar çok var. Ondan sonra mavi pembe tonları yine moda var. Önceden birkaç senedir pembe çok gitmiyordu. Yine pembe tonları çok var. İşte sarı tonları. Yani bahar gibi olacaklar mı diyoruz sevgili adaylar? Aynen, her renk var yani. O zaman, hani eskisi gibi değil, eskiden belli bir ana renkler vardı. Bordodur, çok işte koyu mavidir, bir pembedir. O zaman tüm gökkuşağını göreceğiz, evet, bu sezon. Kesinlikle. İnşallah
muhteşem bir şekilde baharla birlikte cıvıl cıvıl bir yelpaze bizi bekliyor anladığım kadarıyla. İnşallah bu yelpaze, bu güzel mekan uzun yıllar aynı kaliteyle, aynı müşteri memnuniyetiyle, aynı gülen yüzlerle bizlerle olur diyor. Saygılar sunuyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Büyükçekmece İstanbul'dan Elif Moda Evi'nden sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli sohbetten sonra, yıllara varan deneyimden sonra gelinlik, nişanlık ve bindallı deyince adres ve marka belli diyoruz. Elif Moda Evi. Söz Merkez Stüdyolarında.